Hemen ekrana getirdik. Evet. Dakika 2 arkadaşlar. Eskişehirspor E-spor Sivasspor E-spor karşılaşması başladı. Günün ikinci maçı. Siyah formayla Eskişehirspor E-spor takımını görüyoruz. Beyaz formayla ise Sivasspor takımını göreceğiz sahada. Eren top taca çıktı. Ulhan alan taç atışını kullanacak sağ tarafta. Ulan tekrar kaptı topu. Ulan şöyle bir bakıyor arkadaşlarına. İçeri döndü. İçeride Emre. Eren'e verdi. Eren vurdu direkten döndü. Çataldan döndü Eren'in şutu. İnanılmaz bir pozisyon. Ulan atak devam edecek. Ulan'dan bir şut daha geldi Berker'den. Korner. İnanılmaz pozisyon üst üste. Eren yapan hızlı kullandı. Arkaya doğru indirse tehlikeli. Yunus Yiğit savunmasına yardım etti ve uzaklaştırdı topu. Dakika 7. 2 tane inanılmaz pozisyon kaçırdı. Eskişehirspor E-spor maça çok hızlı başladı. Evet Onur, çok hızlı başlayan bir maç. Onur burada mısın? Onur düştü galiba. Sesi gelmiyor bana. Osman Türk içeri döndü. Yunus vurdu savunma. Kaleci çıkarmış. Özür dilerim. Burak Kaya arkaya doğru indirdi. Açtı ama Berat uzaklaştırdı. Savunmasında dikkatli. Dakika 12 gösterirken iki tane inanılmaz pozisyon izledik. Bir tarafta Eskişehirspor E-spor'un hatası, bir tarafta Sivasspor'un üst çok hızlı başlayan bir maç. İki takım da galibiyet istiyor. Emre Eren yapan uzaklaştırmayı denedi. Berat uzaklaştırdı bu sefer. Eren'in yapamadığını yaptı. Osman Türk Sivasspor hata devam edecek. Özgür Bulut şut çekti savunmadan, döndü. Efe uzaklaştırmayı denedi ama tekrar Sivasspor'da kalıyor. Terse döndü Osman. Burak Kaya içeriye atmayı denedi. Efe dikkatli orada. Doğru pozisyon alarak hata önledi. Gerçekten. Bu arada buradayım abi. Mikrofonum kapalı kalmış. Kusura bakmayın. Sorun değil. Çok hızlı başladı maç. Şahin içeri döndü. Yunus. O da verdi pasını. Penaltı olabilir mi? Bir şey. Şut geldi ama Berke'de kaldı en son. Sivasspor'dan penaltı beklentileri vardı orada. Hakeme baktı hepsi, bütün takım ama hakem devam etti, devam dedi pozisyonda. Emre sola döndü. Çağrı Akalın topu sürmeyi denedi ama fazla sürdü Çağrı. İhsan topu kaptı. Burak Kaya sola atacak. Şahin var orada ama kolay gelsin. Faul varmış. Aa, Onur gelmiş. Hoş gelmiş. Teşekkürler, hoş geldin abi. Ne yapıyorsunuz, iyisiniz? İyiyiz. Elimizden gelince maç sunuyoruz. Bu arada çok tehlikeli. Kaleci Berke aldı. Sürpriz yaptın bize. Biz de maçımızı bitirdik. Geldik, rakiplerimizi izliyoruz, rakiplerimizi. iyi seyirler, iyi seyirler dileyelim. Hoş geldin, sefa getirdin yayınımıza sen de. Bize yardımcı olursun burada. Aynı zamanda zamanın varsa çok isteriz. Osman içeri döndü. Çok hızlı başladı maç. Sadece selam vermeye geldim. Öyle mi? Aleyküm selam. Sadece selam verdim. İki takımı da başarılar çok dilemek istemiyorum. Şöyle beraberlik, güzel bir skor olur bizim için. İnşallah güzel beraberlik çıkar. Yayındaki herkese çok selamlar. Sizlere de arkadaşlar, emekleriniz için teşekkürler. Ben kaçtım, öpüyorum hepinizi. Onurcuğum görüşürüz. Yunus görüşürüz. Çok teşekkür ederiz. Onurcuğum, size de kalan maçlarınızda başarılar dileriz. Tebrik ederiz. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Bu arada bir şut geldi Berke. Berker topu aldı. Onur Şahin'i tanımayanlar varsa 1907 Fenerbahçe Spor'un takım kaptanlarından ve aynı zamanda bizim ligimizde spikerlik yapan YouTuber arkadaşımız Onur Online canım dersek herhalde herkes tanır. Tanımayanlar varsa da öğrenmiş olsun diye söyledim. Göktuğ Mert sağ tarafa doğru uzun bir pas. Uluhan orada şutunu çekti, direkten döndü. İkinci direk Eskişehirspor'un. Osman şimdi uzaklaştırdı. İnanılmaz bir pozisyon. Tekrar Eskişehir hata devam edecek. Sağ tarafta Eren yapan çalımını attı, şutunu çekti. Ama Berker dikkatli. Eskişehirspor'un ikinci direği Onur bugün.
Evet abi, Eskişehirspor gerçekten. Sesin mi gitti? Maç sonunda bu pozisyonları arayabilirler. Evet, arada sesin herhalde gidip geliyor. Yok, konuşuyorum abi. He, sesin gidip şeyde yayında gidiyor galiba ondan. Ben duyamıyorum arada da, o yüzden. Bu arada orta geldi, İhsan uzaklaştırdı. Top bir Eskişehirspor'da, bir Sivasspor'da, iki takım da gerçekten çok iyi oynuyor bugün. Ama bir o kadar da iyi savunma yapıyorlar aslında. Henüz kimse golü bulmayı başaramadı ama gerçekten yani inanılmaz bir maç izliyoruz. Üst üste bir o, top bir o kadar bir bu kalede derken kalede karşı karşıya Berke çıktı ve aldı. Osman'dan önce sanırım. Evet, Osman. Çok iyi bir pas geldi Osman ama bu arada bir pas da Eskişehirspor'dan geldi ama Berker çıktı aldı bu sefer de. İki kaleci de gerçekten çok tecrübeli. Önceden sezip topu çıkıp almayı başardı. Evet, gerçekten ikisine. Sivasspor Espor resmi hesabı nefesine kuvvet hoca demiş. Gerçekten o kadar hızlı ki maç yani gerçekten öyle. Bu arada 52 Ordu Spor 1-0 Gaziantep takımını yenmiş. Gaziantep Espor takımını yenmiş. Onları da tebrik edelim. Alican abi sağ olsun bize bilgisini verdi. Osman Türk ceza sahasını şut çekti, savunmadan kornere çıkıyor. 45 artı 1. 2 saniye gözümüzü çevirmeye gelmiyor maçta adeta. Anında pozisyon oluyor. Korner atışını kullanacak Sivasspor. Topun başında Osman, arkaya indirdi. Eren indirdi. Kaleciye çarptı. Bomboş kale. Şut çekti. Şut çekemeden Ulhan uzaklaştırdı. Özür dilerim. Yani artık çok kritik müdahale Ulhan'dan. Ben bile şaşırdım. Şut mu, savunma mı, uzaklaştırdı mı? Onur. Tam 45 momentumu golü olacaktı abi. Ulhan gerçekten çok iyi çıkardı. Yani Ulan gerçekten mükemmel yani goldü yani. Orada olmasa, doğru pozisyon almasa golü yemişti Eskişehirspor. Bu stoper becerisinin de görmüş olduk. Gerçekten eskiden geçen haftalarda stoper oynuyordu. Ya evet, bugün sağ katlı olmasına rağmen gene de defansına yardımcı oluyor Ulan. Gerçekten sevgisi gerçekten kaliteli. Çok iyiydi. Evet, kesinlikle ligin, sana katılıyorum, ligin en kaliteli isimlerinden bir tanesi Ulan Alan. Onur aman aman 0-0 bitsin diyor. Tabii Fenerbahçe olarak onlar kazandılar. Bu maçtaki beraberlik işlerine geliyor, puan kaybı. Evet, ama Fenerbahçe'nin işine geliyor. Moralini bozmak istemem ama Onur, bence bu maçta gol olacak gibi. Bu kadar pozisyonda bir takım illaki gol atar gibi geliyor bana. Göktu ceza sahası içinde. Emrah geldi, savunmasına yardım etti. Emrah alabilecek mi? Aldı Emrah ve uzaklaştırdı. Abi iki direk, bir de çizgiden çıkan top var. Gerçekten gol olmaması bile mucize şu ana kadar. Kesinlikle katılıyorum. Osman Türk geri döndü. Emrah kaleye baktı. Yunus'a verdi. Yunus içeri döndü. Tekrar Emrah verdi. Savunma araya girdi. İzin vermedi. Adana Spor 4-2 Dijital Stars Espor takımı yenmiş. Bu arada inanılmaz bir pas göktü. Kaleci karşı karşıya vurdu. Berker kurtardı. İnanılmaz bir kurtarış Berker'den. Dakika 51. Mükemmel çıkardı Berker. Gerçekten çok harika çıkardı. İnanılmaz. İnanılmaz. Başakşehir'in daha maçı kaldı mı yazmış Yusuf. Evet, bir maçı daha var. Bu maçtan sonra Başakşehir'in bir şut daha geldi. Savunmadan döndü. Top bir o kalede, bir bu kalede. Artık takımların hızına i̇şte yetişemiyoruz. Ya kesinlikle inanılmaz bir tempo var maçta. Yani bir o tarafta, bir bu tarafta devamlı pozisyon izliyoruz. İki kaleci de gerçekten çok iyi pozisyon alıyor. Çok iyi şutlar kurtarıyor. Yani iki takımın kalecisini de ben tebrik etmek istiyorum buradan. Kesinlikle. Yunus Şahin içeri döndü. Osman Kurt vuracak mı? Korner mi? Özür dilerim. Free kickmiş. Sivasspor'a topsuz alanda müdahale gelmiş orada. Sivasspor oyuncularından bir tanesine. Kim olduğunu henüz göremedik. Tespit etmeye çalışıyoruz. Topun başında Osman Türk kısa verecek. Emrah ama Göktuğ İzin vermedi Emrah'ın pas atmasına.
Şimdi Eskişehir Spor hızlı çıkarsa tehlikeli. 3'e 3 yakaladı galiba. Sol tarafta Emre. Ama İhsan atağın gelişmesine izin vermedi. Eskişehir bu bölümde daha çok kontraya çıkıyor. Sivas Spor baskıyı arttırdı. Evet, yani çok güzel bir maç izliyoruz. Osman Türk inanılmaz pas. Yunus karşı karşıya vurdu, gol oldu 1-0. Dakika 61, Yunus Yiğin gol attı. İnanılmaz bir pas geldi Osman Türk'ten. Yunus Yiğin mükemmel mükemmel bir bitiricilikle takımını 1-0 öne geçiriyor dakika 61. İlk gol Sivas Spor'dan geldi. Baskıyı arttırmıştı. Baskıyla beraber gol de gelmiş oldu. Osman Türk'ün pasını es geçmeyelim. Mükemmel bir pas attı Yunus'a. Ara pas attı. Savunma topu engelleyemedi bile. Yunus karşı karşıya kaldığı pozisyonda da mükemmel bir bitiricilikle golü bulmayı başardı Onur. Ve maçtaki ilk golü gördük. Evet abi, gel. Şimdi daha iyi. Bu arada Arda karşı karşıya vuracak mı? Vurmadı Arda. Niye vurmadı? İlginç bir şekilde ve topsuz alanda faul oldu yine arkada. Bu sefer de Eskişehir Spor takımı kullanacak frikik atışını. Emre Eren Yapan arkaya doğru açtı. Savunmaya çarptı. Kaleci Berker. Uzun bir pas. Şimdi Osman indirdi. Yunus bomboş. Yunus bomboş içeriye doğru girdi. Savunma müdahalesi ve penaltı oldu. Yunus'a yapılan müdahalenin penaltı olduğunu söyledi hakem ve penaltı atışı kullanacak Sivas Spor. Yunus Yiğin sağ ters köşe. Ters köşe ve 2-0 yapıyor Sivas Spor takımı. Gerçekten inanılmaz bir maç izliyoruz. Yunus penaltıyı kaptı ve sonucunda gol atmayı da başardı. Yunus bugün 2 gol attı ve takımını 2-0 öne geçirdi. Yunus Yiğin gerçekten kalitesini gösterdi bugün. Aleyküm selam Birkan. Bu arada bomboş var. Arda karşı karşı karşıya çalımını attı, vurdu. İhsan'a çarptı, korner. İnanılmaz bir pozisyon daha kaçtı Eskişehir Spor adına. Kaçıncı pozisyon? Eren Yapan arkaya doğru açtı. Berat indirdi ama indirdiği yerde arkadaşı yok. Top out'a çıktı. Birkan hoş geldin. İlk maç 1-0 İstanbul Başakşehir Kasımpaşa Spor takımını yendi ilk maçta. Skor sormuş da. Dakika 73'ü gösterirken 2-0 İstanbul Sivas Spor üstünlüğü var maçta. Ceza sahası şimdi Arda pasını verdi. Osman araya girdi ve kornere attı. Osman bir orta geldi. Berker yumrukladı. Göktuğ Mert top taca çıktı. Sivas Spor kullanacak. Evet Onur. Benim sesim kısılmaya başladı. Arda girdi ceza sahasına. Emre defansına yardım etti. Bir şut geldi Berker'den. Mükemmel bir kurtarış daha. Müdahale gerçekten şut karışımı. Gerçekten çok zor abi. Her dakika pozisyon oluyor çünkü. Gerçekten sesim kısıldı Eren. Ulağan ceza sahası içinde. Ulağan çalım atmayı deniyor. Bence fazla zorladı Ulağan. Şut çekse ondan daha iyiydi diye düşünüyorum. Katılıyorum abi sana, en azından kaleciden falan dönüp forvet oyuncusunun önüne düşebilirdi. Yayında kasma varmış galiba. Bende yok yani, herhangi bir kasma görünmüyor ama acaba kendilerinde mi kasıyor diye düşünüyorum. Yok ya, yok ben, yayında bir kasma. Öyle mi? O zaman şöyle yapayım. Onu keşke daha önce duyarsam, maç boyunca var mıydı? Donuyor arada bir. Ufak droplar mı sadece? O zaman hemen şöyle yapalım. Yani donmalar giriyor yayına ve bayağı böyle bir 5-6-7 saniye falan kalıyor yayında donmalar. Tamam, tamam. Hemen düzeltiyorum onu şimdi. O şeyden 1080p gönderdikleri zaman yapıyor.
Teşekkür ederim uyardığın için Onur. Şimdi düzelmesi lazım. Dakika 88. 2-0 Sivasspor'un üstünlüğü var Eskişehirspor karşısında. Şimdi Sivasspor'un korner atışını kullanacağız. Kısa oynamayı tercih etti. Yunus geri döndü. Emre Ulaş uzaklardan bir şut geldi. Direkten döndü. Maçtaki 3. direk. Sivasspor'un ilk direği. Savunma hemen uzaklaştırdı topu. 90+3. Artık Eskişehirspor son bir, en azından bir gol atmak istiyor. Emre sağ tarafa doğru oynadı. Sağ tarafta topla buluşan isim Arda geri döndü tekrar Efe'ye. Efe orta açmayı denedi. Emre uzaklaştırdı bu sefer de araya girdi. Göktuğ Mert içeri döndü. Efe Emre Yüksel şutunu çekti savunmadan döndü. İhsan Osman uzaklaştırdı. Artık maçtaki son saniyeler ve maç bitiyor arkadaşlar. Maç sonucu Sivasspor Espor 2-0 kazanmayı başarıyor.